Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Yeni görevimizi almak için Dwayne'in yanına gidiyoruz arkadaşlar. D harfi buradaki bloklardan bir tanesi, haritada da D harfi ile gösteriliyor. Evet, sarı oku gördük ve üzerine geliyoruz görevimizi başlatmak için. Dwayne biliyorsunuz ki Playboy X'in evinde tanıştığımız bir arkadaştı. Yalnız mısın diye soruyor. Evet diyor, yalnızım diyor Niko da. Hapisten yeni çıkmıştı hatırlarsanız arkadaşlar Dwayne. Ve çok yalnız olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ondan şikayetçi biraz. Şöyle ki etrafımda kimse kalmadı diyor. Kimse diyor benimle birlikte takılmak istemiyor diyor. Playboy X bile diyor benimle takılmak istemiyor diyor. Herkes beni unutmuş diyor. Bir tane sevgilisi varmış, kız arkadaşı varmış. O da diyor beni unuttu diyor. Etrafında kimse kalmamış yani. Bunlardan şikayetçi. Ve hatta hapisteyken bütün malını mülkünü, yani arabalar, evler, yatlar, katlar, banka hesapları hepsini sevgilisine vermiş, ona bırakmış. Kız da bütün paraları yemiş, içmiş. Başka bir adamla geziyormuş arkadaşlar. Jay Won diye bir adamla takılıyormuş. Adam da bunun farkında ve biliyor. Bu durumdan şikayetçi. Hatta benim Batman'da payı var diyor. Yani benim Batman'da payı olmadığını söylüyormuş adam. Yemin ediyormuş. Ama diyor ben diyor biliyordum onu yalan söylediğini diyor. Şimdi Niko'dan da bir teklif geldi. İstersen diyor ben diyor senin yerine diyor bu işi halledebilirim diyor. Nasıl olsa para alacağım karşılığında senden diyor. Giderim diyor, onları bulurum ve paranı isterim diyor. O da tamam dedi. Evet arkadaşlar, şimdi Dwayne'in sevgilisinin, yani eski sevgilisi diyelim, kız arkadaşı ve Jay Won diye bir adam var. Bunların nerede olduğunu öğrendik. Japon mahallesinde bir atölye salonu varmış. Orada takılıyorlarmış. Öncelikle bize bir araba lazım. Şu jipi alalım ya. Kimsenin değil herhalde. Evet, bakın fark ettiniz mi? Cam kırılınca siyahlık bir kat açıldı. Çift camdı. Kırınca tek cama düşünce. Onu bile gerçekçi yapmışlar yani. Evet arkadaşlar, Japon mahallesinde bir atölye salonunun oradalarmış. Orada takılıyorlarmış genelde. Bu Jay Won denilen adam ve Dwayne'in sevgilisi. Biraz sert bir dönüş oldu. Şimdi oraya gideceğiz ve Dwayne'in parasını isteyeceğiz onlardan. Polis de hemen siren öttürüyor. Birazcık artistik hareketler yapınca. Ben GTA 5'te böyle bir şey görmedim mesela ama GTA 4'te var arkadaşlar. Biraz böyle hızlı gidin veya arabayı kaydırın falan, artistik hareketler yapın. Hemen siren ötüyor yani. Polis diyor ki hayırdır ne oluyor? İkaz veriyor size. Veya polise çok yakın geçtiğiniz zaman da bunu yapıyor. Evet, şuradan dönecektik. Neyse ki son anda döndük. Evet, şuradan da döneceğiz ama biraz geç oldu bu. Evet arkadaşlar, haritadaki sarı noktaya geldik neredeyse. Çok da fazla bir yolumuz kalmadı. Yo, bayağı da varmış ya. Bir an geldik sandım. Daha da aşağıda, evet. Evet, şimdi geldik. Sol tarafta sarı bir ok var. Üzerine geliyoruz. Ve bir ara sahne geliyor sanıyorum ki. Aynen. Ara sahne geldi. Gördüğünüz gibi çifte kumrular. Evet, Dwayne'in parasını istiyor arkadaşlar burada Niko.
Kız tabii adını duyunca fena oldu. O da ne? Evet, adam ateş etti bize ve kaçıyor arkadaşlar. Şimdi bu adamı kovalayacağız. Bizim de bir şeye ihtiyacımız var. Evet, şurada bir tane motosiklet var. Hemen motosikleti alıyoruz. Bizim araba gitmiş nasıl olduysa. Ben oraya arabayla gittim aslında. Arabanın orada olması lazım ama demek ki arabayla takip etmemizi istemiyor oyun. Oyun bizden motosikletle takip etmemizi istiyor arkadaşlar. Böyle durumlar olabiliyor GTA'da, biliyorsunuz. Şimdi harita üzerinde bir tane kırmızı nokta var. O kırmızı noktayı takip edeceğiz arkadaşlar. Bu adam nereye giderse o kırmızı noktada oraya gidecek. Yani kırmızı nokta adamı temsil ediyor. Evet, gördüğünüz gibi önümden geçti şu an. Hızlı bir şekilde gidiyorum. Önce acele etmeden yaklaşıyorum adama. İyice yaklaştığımda motosikletten inmeden sağ tuş yapıyorum. Ve tabii tutturabilirsek ateş ediyorum arkadaşlar. Aynen. Öldükten sonra bakın yerde yeşil bir şey var, para var. Üzerinde yeşil bir ok var. Evet, aldım şimdi onu. Tekrar motora biniyorum. Ve Dwayne'i arıyorum. Yani otomatik olarak arıyor zaten. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Adam öldükten sonra adamdan çıkan parayı almanız yeterli. Hoppa, ne oldu ya? Bir anda feleğim şaştı vallahi. Bu kollar kırılıyordu normalde ama bayağı sağlam bir şeymiş herhalde. GTA 5'te kırılıyor onlar hemen ya. Ne oluyor ya? Ne yapıyorum ben? Çok ters bir yerdeyiz. Anladım ki evet, o yüzden bir bela bulaştı bize, bırakmıyor. Orada ne işim var benim hakikaten ya? Yol aşağıdan tarif ediyor. Evet, ana yola bir çıkalım. Aynen. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Dwayne'le konuşacaktı fakat yere düşünce konuşamadı. Neyse, sonuçta bir aradığı için görüşme sağlanmış oldu açıkçası. Şimdi haritadaki bu izi takip ediyoruz. Ve doğruca Dwayne'in yanına gidiyoruz arkadaşlar. Bu aldığımız parayı Dwayne'e vereceğiz. O da tabii ki içinden birazcık bize verecek yani. Çünkü Nico'nun amacı bu arkadaşlar. Amerika'da herhangi bir işi yok. Roma'nın evinde kalıyor. Ve sonuçta geçinmek için, yiyip içmek için ve sabit giderlerini karşılamak için paraya ihtiyacı var. Bunu da nasıl hallediyor? Tabii ki de ona buna iş yaparak. Gidiyor, onun parasını ondan alıyor. İşte gidiyor bilmem kime öldürüyor. Karşılığında Nico'ya para veriyorlar. Nico da geçimini böyle sağlıyor. Nerede bu adam ya? Mavi nokta burada ama şuraya bırakalım motosikleti. Evet, burada kalsın ya. Evet. Noktaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Burada kimse yok ama ya. Ha, şu dükkanın içerisinde ya. Tamam. Şurada tavukçu var. Aynen, tavukçunun içerisinde bekliyor kesin. Nokta da o yüzden orada. Evet arkadaşlar, tavukçuya giriyoruz. Bakın merdivenlerden yukarıda sağda gördüyseniz. Ara sahneye girdi zaten. Yanına daha gitmeye gerek kalmadan. Burada bizi bekliyor. Senin paranı aldım diyor. Jayvon'u da öldürdüm diyor. Yani kızın şimdiki sevgilisi. Adı Jayvon'du. Onu da öldürdüm ama senin kıza dokunmadım diyor. Dwayne de diyor ki ya fark etmez diyor. O diyor zaten diyor işe yaramazın teki. Hani ondan daha bir beklentisi yok. O yüzden çok da önemli değil onun için. Evet arkadaşlar, bir görevin daha sonuna geldik. Görevimizi başarıyla tamamladık. Yeni bir görevde, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.